Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri kampının ikinci haftasının 5. videosundayız. İkiz kenar ek çizimini anlatacağım. En önemli ek çizimlerden biri. Dikkatli olun lütfen. Ve sayfa numarası kaçtayız? 20'deyiz. O zaman hadi bakalım başlayalım. Evet ikiz kenarlık ikinci ek çizimimiz. İkiz kenar üçgende tabana ait yükseklik hem kenar ortay hem de açı ortaydır. Bak dikkatli olun. İkiz kenar üçgende tabana ait yükseklik hem açı ortaydır hem de kenar ortaydır. Arkadaşlar bundan sonra geometriye farklı bir bakış açısıyla bakacaksınız. Özellikle yüksekliğe ayrı bir bakış açısıyla bakacaksınız. Yani şöyle şaşı olabilirsiniz. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakacaksınız bundan sonra tamam mı? Dediğimi unutmayın çünkü yükseklik geometride en önemli kavramlardan biridir. Niye? Hocam yükseklik bak burada hem açı ortay hem kenar ortay. Nerede? İkiz kenar üçgende. O yüzden yüksekliğe ayrı bir göze bakın diyeceğim. Şimdi burada arkadaşlar 4 tane özellik var. Bu 4 özellik. 1. İkiz kenar üçgen olması ABC'nin. Yani AB ile AC'nin birbirine eşit olması. 1. Bu. 2. AH'ın yükseklik olması. 3. AH'ın açı ortay olması. Bu açı ortay. Ve 4. AH'ın kenar ortay olması. Arkadaşlar bu 4 özellikten en az ikisi sağlanırsa en az ikisi sağlanırsa diğerleri de sağlanır diyeceğiz. Diğerleri de sağlanır. Bu önemli bir ifade arkadaşlar. Bu çok önemli bir ifade. Mesela hocam şu var mesela. Dikkat dikkat. Hocam ikiz kenar üçgen kenar ortaya çizilmiş. Bak iki sağlanmış. Hem ikiz kenarlık hem kenar ortaylık var eksik parçayı sen koyacaksın buraya. Hocam bu bir yüksekliktir ve bu, bu bir açı ortaydır. Ya da ikiz kenarda çizilen açı ortay. Hocam eksik parça bu yükseklik olacak ve kenar ortay olacak. Hocam hem açı ortay hem yükseklik bak buna dikkat. Yüksekliği ayrı bir gözle bakacaksınız arkadaşlar. En fazla karşımıza çıkan iki ifadeyi söylüyorum. Bu ve bu. Yükseklik bak burada da yükseklik. O yüzden ayrı bir gözle bakacaksın. Yüksekliğin yanında açı ortaylık varsa ya da yüksekliğin yanında kenar ortaylık varsa Aklına ikiz kenar gelecek. Unutma bunu. Bak hem yükseklik hem açı ortay. Eksik parçayı tamamlıyorsun hocam. İkiz kenardır ve kenar ortaydır. Ya da burada yükseklik aynı zamanda kenar ortaysa. Hocam bu bir ikiz kenar üçgendir ve bu da bir açı ortay olmak zorunda. Yani ciddi anlamda yüksekliğe ayrı bir göze bakacaksın. Sen şöyle bile bir şey görsen bak dikkat dikkat. Şunu bile görsen hocam dik tabanı iki parçaya bölmüş böyle bir şey bile görsen. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakacaksın dedim ya. Aa hocam hem yükseklik hem kenar ortay. Aklına ne gelecek? İkiz kenar. Hemen. İkiz kenar nasıldı? Yüksekliğin kolları bak şöyle şöyle oluyordu. O zaman kolları çizeceksin böyle. Bunu sakın ama sakın unutma. Şunu çizeceksin. İkiz kenarı yapacaksın. Özel bir durumdur bu. O yüzden yüksekliğe ayrı bir gözle bakın diyorum. Ya da şu ifade. Mesela hem yükseklik hem açı ortay olması. Çok fazla karşımıza çıkıyor. Hemen şöyle göstereyim mesela. nasıl bir şey? Mesela şöyle çizdim, şöyle çizdim, şöyle çizdim ve sonra buradan geldim böyle çizdim. Baya karışık bir şekilmiş gibi. Buraya 90'ı yapıştırdım, buraya da bunu yapıştırdım. Aç ortayı. Bak dikkat et. Hocam hem yükseklik, yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorduk. Hem de açı ortay. Aa ne gelecek aklımıza? Hemen ikiz kenar. Yüksekliğin kollarında ikiz kenarlık olacaktı. Hocam şöyle şöyle kollarında ikiz kenarlık olacağı için şöyle bir ikiz kenara tamamlarız. Hatta x kenara tamamladık. Taban da iki eşit parçaya böldü. Bak bu şekilde x kenar yapma sorularıyla karşılaşacaksınız. Önemli. O yüzden şuna yıldız attıklarıma dikkat. Şunlar da tamam. Eksik parça tamamlamadır bu. Hocam x kenarlık varsa kenar ortaylık varsa A yüksekliktir açı ortaydır koyarsın. Ama genelde ek çizim bu hem yükseklik hem açı ortayda bak şurada gördüğün gibi ya da hem yükseklik hem kenar ortayda bak şurada gördüğün gibi X kenar yapacaksın. Tamam arkadaşım bunu unutma. Bazı arkadaşlar, bazı öğretmen arkadaşlar bunları böyle kodluyor. Önemli. Kodlamak da önemli burada. İşte yaki diyorlar. Yaki diyen de var. E, Daki diyen de var. Ya da başka bir şey daha duydum da aklıma gelmedi. Bu ne demek? Yükseklik, açı ortay, kenar ortay, ikiz kenar. Daki ne demek? Diklik, açı ortay, kenar ortay, ikiz kenar. İstediğinizi kullanın. Ben eskiden şunu kullanıyordum ama ben şu tarzdayım artık. Yüksekliği ayrı bir gözle bakın kardeşim. Dediğim an hemen aklınıza ikizkenar kenar gelecek. Tamam unutmayın. Daki. Önceden ben Daki'yi kullanırdım. Dediğim gibi Daki'yi şöyle yazacak olursa Genelde de böyle koklara aklınıza kalıyor. Bu diklik anlamında. Bu açı ortay anlamında. Bu kenar ortay. Bu da ikiz kenarlık anlamında arkadaşlar. İkiz kenar anlamında. Tamam mı? ya da yükseklik açı kenarortay kenar ortay x kenar. Bu dakideki en az iki özellik sağlanıyorsa bu dört özelliğin bak x sağlanırsa yani diklik açı ya da diklik kenar falan filan işte en az iki sağlanıyorsa diğerleri de sağlanıyor diyeceğiz arkadaşlar. Bunu da sakın ama sakın unutmayınız. Tamam. Gerçi unutun bunu. Önemli değil. Çünkü yüksekliğe ayrı bir gözle baktıracağım size arkadaşlar. Hadi bakalım örneklere başlayalım. Örnek 7. Hocam soruya baktığımızda ayrı gayrı yerde eşitlik var. Bir kere bir şeyler olduğu belli. Ya ek çizim ya bir şey. Ama hocam soruya baktığımızda bak şu yükseklik aslında aynı zamanda açı ortay. Aa hem açı ortay hem yükseklik. O zaman bu bir ikiz kenardır. Bu bir ikiz kenardır. Ve bu da yükseklikte kenar ortaydır deyip yapıştırabiliriz. Ama bunu da yapmaya gerek yok aslında bu soruda. İlk soruda biraz daha kolay yoldan çözeyim. Hocam 90 ise burası kaç yapar? 46 yapar. 44 90 sa burası da 46 yapar. A ikiz kenar oldu. Açı ortay yükseklik aynı zamanda burası da nedir dersiniz? İkiz kenardır. Yani ikiz kenar x kenar oldu ya x kenarda çizilen yükseklik kenar ortaydır diyebiliriz. Dediğimizde önceden alakası olan eşitlik şimdi yan yana geldi. A hocam ikiz kenar burası. Alfa ise burası da alfadır. Ana iki tane açı yan yana dayanamam. İki iç açının toplamı bir dış açı. Yani 2 alfa eşittir 46'ya eşit olacak. 46'ya eşit olduğundan alfayı da buradan kaç buluruz? 23 buluruz arkadaşlar. Evet örnek 7'nin cevabı böylelikle 23 çıktı. Geldik örnek 8'e. Soruya bakıyoruz. Hmm, hocam hemen ben buradan şöyle bir üçgen kenar ortay çizeyim. Ne işine yaradı? Allah aşkına ne işine yaradı? Ya hocam ne olacak işte bu kenar ortay ya. Bu açıyı da iki eş parçaya böler. Bu ne demek? Bir taraftan bir şey uydurmak demek yani kafanızdan. Tamam mı? Yanlış anlaşılmasın. Bir tarafımızdan bir şey uydurmayacağız kardeşim. Bak bu çok önemli. Sakın ha sakın. Geometride en çok bunu yapıyorsunuz. Ulan buradan bir çizgi çiziyorsun. Vay be eşit açıya benziyor. Hemen eşit açıları yazayım. Ya da ne bileyim şuradan bir şey çiziyorsunuz. A hocam burası biraz böyle şey olmuş olsaydı böyle dik kesiyor olsaydı böyle hani bir şu doğru biraz böyle olmuş olsaydı. Hocam bu 90 dereceye benziyor. Hemen 90'ı yapıştırayım. Ya bu bir şey uydurmaktır. Sakın. Uydurmayın lütfen. Şimdi baktınız soruya. Adam sana DC ile AB'yi de eşit vermiş. Bak DC ile Ali Bey uzunluğunda eşit vermiş. Alakası yerde eşitlik var. Ek çizim yapacağım belli. Ek çizim deyince aklına hemen artık geliyor. Çünkü sen artık ek çizim dersini işledin. Ulan bir şey çizmem lazım diye kafandan geçiriyorsun ya. Bir şey çizilecek konular hangileriydi? Muhteşem üçlü. ikiz kenarlık bir de orta taban. E hocam burada dikkat edin. Öncelik zaten x kenarlığa verin. Hani biraz önce ben bir önceki videoda 90'lık varsa muhteşem üçlü vardır büyük ihtimalle dedim ya. Arkadaşlar burada da yükseklik var aslında 90 var da muhteşem üçlü ilk etapta gelmesin. Hani 90'ın olduğu da yüksekliğe ayrı bir gözle bakın. Hocam yüksekliğe ayrı bir gözle baktım. Aa hem yükseklik hem kenar ortay. Aklınıza ne geldi? Aklına gelen başına gelsin inşallah. Hemen çiziyoruz arkadaşlar. Yükseklik tabanı iki eş parçaya böldüğü için. Yüksekliğin kollarında böyle ikiz kenar oluşturmamız lazım. Hop oluşturduk. Aa bak ikiz kenarı yapıştırınca buraya. Hocam şöyle yapıştırdım. Hatta mavi kalemle yapıştırayım. Yapıştırdım. Ana önceden alakası olan şey eşitlik. Şimdi yan yana geldi. ikizkenar kenar çıktı. Bilinenden başlayalım. 20 iken. Burası da 20 mi gençler? Evet. A iki tane açı yan yana gördüm. Dayanamam. Hemen bir dış açı yapıştırırım buraya. 40. E hocam ikizkenar kenar burası. E o zaman burası da 40. 40, 40, 80. Buraya ne kaldı? 100 kaldı. Benden ABC açısı isteniyor. ABC direktman kaç yaptı o zaman? 120 derece yaptı arkadaşlar. İşte gördünüz mü? yüksekliği ayrı bir gözle bakın lütfen. Daha sonralarında daha farklı bir cümlem de olacak ama neyse. Önce bir öğreteyim. Öğrettikten sonra o cümleyi de söyleyeceğim size. Örnek 9'dayız. Örnek 9'da ne demiş? Bir ABC üçgeninde çizeceğiz kardeşim. Rastgele bir ABC üçgeni çizelim şöyle. Geniş ya da dar açılı demiyor çünkü. Rastgele çizdim. A, B, C üçgeni çizdim. Sonra B, A, açısı 25. A biraz dar açıymış arkadaşlar. Bir dar açılı bir üçgen çizeceğim. Çünkü 25 derecede A açısında da baya küçük bir açı. Şöyle bir çizeyim arkadaşlar. Şuradaki ABC üçgeninde A, B ve C'yi yazdım. Şuradaki açıyı 25 derece diye yazdım. Sonra diyor ki AC kenarının kenar orta dikme doğrusu. Ya hocam kenar orta dikmeyi göstermediniz. Kardeşim bak adına Atatürk öyle isimler koymuş ki biliyorsunuz Atatürk çevirdi bu e, geometrideki bütün böyle Türkçe kelimeleri Atatürk çevirdi. Çok da güzel isimler koymuş. Kenar orta dikme. Hangi doğrunun AC doğrusunun AC doğrusunun kenar orta dikmesi AC kenarını ortadan dik diyor sana. E ortadan dik. Şuradan ortadan dik olan doğrusu. Bu değil midir arkadaşlar? Ortadan dik olan doğrusu. İşte budur. Tamam çizdik. Evet AB kenarını D noktasında kesiyor. Bak bu doğru AB kenarını D noktasında kesiyormuş. Yazdık hemen D noktasını. BD ile BC birbirine eşit demiş. BD ile hemen şu parçayla BC Evet biraz daha dar çizseydim şekil daha güzel olacaktı ama neyse. Ee, BD ile BC birbirine eşit demiş. Şu ikiz kenarlığı yazdık tamam. Arkadaşlar ne yapacağız? Bak dik taban iki parçaya bölmüş. Aklımıza ne gelecek? Hatta şimdi söylüyorum. Ee, dik taban iki eş parçaya gelmiş. İnsan olan ne yapar? Evet insan olan ne yapar? İnsanlık yapar. Ne yapar? Hocam yükseklik dik taban iki parçaya böldüğü için Hemen ne gelecek aklımıza? İkiz kenar gelecek. Yüksekliğin kollarında ikiz kenar gelecek. Yani şu yükseklik ya. Şu kol şu kol. ya Hemen şunu yapıştırdım. Ana bunu yapıştırınca bak. Şuradaki eşitlikten dolayı ikiz kenar yapmadım. Şu dik tabanı iki eşit parçaya böldüğü için ikiz kenarlığı yaptım. Yani şu parça ile şu parçaya eşit oldu. Tamam mı? Eğer bunlar eşit gördüğünüzde ikiz kenar böyle. Tamam yapabileceğiniz durumlar olur ama. Ee, şu yükseklikten dolayı yaptığımı da söyleyeyim. Neyse. Arkadaşım şu ikizkenar kenar oldu mu? Oldu. Aa, 25 ise burası da kaç yaptı? 25. Hocam 25 ile 25 yan yana geldi. Dayanamam. 25 ile 25'in toplamı. Aha da burası 50 değil mi? Evet. E, burada da x kenarlık var. Bakın taban açıları birbirine eşittir. 50 ise burası da 50'dir. 50, 50, 100. O espriyi bir daha yapmayacağım. Hadi yapıyorum. Biz devrekli 100. Yani buraya ne kaldı? 80 kaldı. ABC açısı. ABC açısı de cevap ne oldu? 80 oldu arkadaşlar. Evet örnek 9'un cevabı böylelikle 80 oldu. Geldik örnek 10'a. Hmm. Hocam 90 burası 90 burası. 15 90 burası 75. 15 90 burası da 75 yaptı mı? Yaptı. Aa bir x kenar çıktı burada 75 75. Aslında x kenarı şurada da fark edebilirdiniz. Bak yüksekliği ayrı bir gözle bakacaksınız. Hocam yükseklik aynı zamanda açı ortay. Hmm, aklına ne geldi? X kenar. Hemen x kenarlı da yapıştırabilirdin. Ama açıları da yazınca direkt x kenar çıktı. Hocam bu bir x kenar üçgen. İkiz kenarda çizilen yükseklik eksik parçayı tamamla bak. Geometri de öyle eksik parça bırakma. Hocam şunu yazmazsak olmaz. X kenarlığı gördün. Şu eşitliği gösterdin ama x kenarda çizilen yükseklik aynı zamanda nedir? Bir kenar ortaydır. Bunu da mutlaka mutlaka yaz kardeşim. Peki Hocam bunları da gösterdik. X parçaları gösterdik. Sonra ne yapacağız? Bak hala bir alakasızlık var. Alakasız yerde bir eşitlik var. Yani bir ek çizim mek çizim bir şeyler yapmamız lazım. Düşünüyoruz o zaman. Düşünüyoruz düşünüyoruz. Hocam şimdi ek çizim deyince hemen kafa nereye gitti? Bak öğrendiniz. Bir muhteşem üçlü 90'lık varsa. Ya burada 90'lık var ama muhteşem üçlü nereye çizeceğiz? Ama ben öncelik olarak bir de ne demiştim 90'lık olanlarda. Bak bu videonun başında öncelik neydi? İkiz kenarlık. Hocam yükseklik varsa yani diklik varsa yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyordunuz. Yükseklik aynı zamanda kenar ortay mı? Evet yükseklik aynı zamanda kenar ortay. Aa, hocam ikiz kenar burası. Yalnız bir de şuna bak burası da aynı şekilde yüksek değil mi? Hocam yükseklik aynı zamanda kenar ortay. Aklına ne geldi? Evet aynen öyle. Ne geldi? İkiz kenar. Yüksekliğin kollarından. Yüksekliğin kolları böyle mi olacak arkadaşlar? Yükseklik buysa tepesi burası ya. Kolları şöyle şöyle hemen çizelim arkadaşlar. Hop çizdik. Hocam bu ikiz kenar. X kenar olduğunu göster. Eşitse burası da eşit. A önceden alakası olan eşitlik. Bak burada da ikiz kenarlık oldu mu? Oldu. İkiz kenar üçgenler var. Burada en küçük taban açısından başladık Hani dar en küçük açıdan başladık Şuradan bir başlayayım. Hocam buraya x dersen. Burası da x mi? X. İki açıyı yan yana gördüm. Dayanamam. Hemen yazarım şuraya 2x. A x kenar hocam burası. 2x'e. Burası da 2x'tir. E sonra hocam bak şimdi bak. İstediğin yere bak. İstersen burayı yaz böyle. 75 artı x'ten burayı yaz. İstersen 2x ile 2x yan yana geldi ya. İstersen böyle dayanama. Hocam 2x ile 2x'in toplamı 75 değil. Bak 2x ile 2x'e ait üçgen burası. Dış açısı burası yapıyor. 2x ile 2x'in toplamı x artı 75 dersin. Ya da Direkt bu üçgen değil de 75 nerenin? Şu üçgenin dış açısı 2x ile x'in toplamı 75 diyebilirsin. Ama biz şuradaki üçgende 2x ile 2x'in toplamı 2 2X iç açının toplamı bir dış açı diyelim arkadaşlar. Yani x artı 75 diyelim. 4x burası. x attık öbür tarafa. 3x eşittir 75 ise x de buradan kaç geldi arkadaşım? 25 derece geldi. Yani örnek onun cevabında cevap 25 değil. Senden alfa isteniyor. Dikkat. Sazanlık yapma. Alfa 2 tane x e eşit x 25 ise alfamız kaç olur? 50 olur arkadaşlar. Evet. Örnek onun cevabı böylelikle 50 oldu. Geldik. Örnek 11'e. Şimdi AB ile AC eşit verilmiş. A, ikiz kenarda açı ortay. Eyvallah. BD ile de EC eşit verilmiş. Bak şimdi. EC ile de BD eşit verilmiş. Tamam. Hocam şu parçayla şu parça birbirine eşit Ek çizim yapacağımız belli. E hocam nasıl yapacağız? Bak şimdi. 90'lık yok. Muhteşem şu düşünemem. Ek çizim deyince aklınıza gelecek konular belli. Muhteşem şu x kenarlık ve orta taban. Şimdi orta tabanı da bir sonraki ders göreceğiz. Arkadaşlar şuraya baktığımızda x kenarlık var. Açı ortay. Aa, hem x kenarı hem açı ortay. Açı ortayın devamı ne oluyordu arkadaşlar? Hocam açı ortayın devamı hop yükseklik oluyordu. Şuraya yükseklik olacak. Ama hocam şu BD ile EC birbirine eşitti. Bu eşitleri düzgün bir şekilde göstersek. Hani karışık olan yerlerde böyle tırtıklıyordum arkadaşlar. Hatırlayın. Tırtıkladım böyle. E şimdi ne yapacağız hocam? Burada da gençler. Valla bir şey yaptık ama devamını da getirmedik bu arada. Hocam bu x kenarda çizilen açı ortay devamı yüksekliktir. Aynı zamanda bir kenar ortay değil midir arkadaşlar bu? Eksik parçaların hepsini tamamlayacağız değil mi? Evet. E hocam şu parçayla şu parça birbirine eşit. Tamam. Hala alakası yerdeki eşitlik devam ediyor. Yine bir çizim çizmem gerekecek. Hocam. Bak yüksekliğe ayrı bir gözle bakacağız. Yükseklik sadece bu yükseklik değil ki. Bak burası da aynı şekilde. Yükseklik tabanı iki eş parçaya bölmüş. Aklına ne geldi? Evet. Duydum seni. Ne geldi? Hocam ikiz kenar aklına gelen başına gelsin değil mi? Hocam bu yükseklikte tabanı iki eş parçaya bölmüş. Yüksekliğin hop kolları eksik. Kollarını çizdik. Yüksekliğin kolları eksik. Kolları çizdik. Hocam burası da eşit oldu. Yani şununla şu birbirine eşit oldu. Çünkü dik taban iki eşit parçaya böldüğünden dolayı. Aa hocam şu eşitliği yazınca. Hocam bununla da bu eşitte otomatikman bunlar da eşit oldu mu? Oldu. Sanırım soru bitti. 40 sa şu ikiz kenarlıktan burası da 40 mı? Evet. Hocam bu ikiz kenarlıktan dolayı tepe açısı 40 olduğundan dolayı 180'den 40 çıkart 140. Taban açısı da 70-70 mi yapar? Aynen öyle. E hocam alfa ile 40 da yan yana zaten burada. 2 iç açı 1 dış açı. Alfa artı 40 eşittir. Kaç yapıyor? 70 olduğundan alfayı da buradan kaç buluruz? 30 derece olarak buluruz. Evet örnek 11'in cevabı böylelikle kaç çıktı? 30 çıktı. Geldik örnek 12. Ön yüzü kırmızı, arka yüzü mavi renkli olan üçgen biçimindeki karton şekildeki gibi katlandığında A noktası ABC üçgenin işte çemberin merkeziyle çakışıyor. Hmm. Burası işte yeçmeler merkeziymiş. Öncelikle bir katlama var. Katlama sorularında ne yapıyorduk arkadaşlar? O eski halinden eser yok şimdi şarkısını söylerken bir yandan eski haline geri getiriyorduk değil mi? Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit, üst üste binen açılar birbirine eşit. Hemen onu kullanacağız. Hocam, şimdi kenarlarla ilgili bir işimiz yokmuş gibi duruyor. Çünkü hiçbir kenar eşitliği yok. O zaman üst üste binen açıları şöyle bir göstereyim. Hocam bu açıyla bu açı eşit. Hocam şu açıyla da şu açı birbirine eşitliği gösterdim. Hatta şu açıyla da şu açı ne olacaktır? Birbirine eşit olacak. Peki. Şimdi hocam burada bir de A noktası ABC üçgenin iç teğet çemberin merkeziyle çakışmış. Bak ABC üçgenin iç teğet çemberin merkezi I noktası demiş. İç i̇şte teğet çemberin merkezi deyince de geliyor aklımıza. Oradan geçen açı ortay, değil mi? İçeriden teğet çember çizmiyorduk. Bu açı ortay olacak hocam. Yani burası 35 ise burada kaçı da 35 mi? Evet. 35 35 70. Başka bir şey verilmiş mi? Bak. D ile BC paralel verilmiş. Madem şununla şu birbirine paralel, o zaman 70 ise yöndeşlikten burası da 70 oldu. E hocam burası da 70 oldu mu oldu? Tamam. Buraya kadar işler tamam. Ne yapacağız? Hala daha soru çıkmadı. Ne yapmalıyız acaba? E hocam biz şunu da diyebiliriz. Daha soruyu yapamadık ya şunu düşünebiliriz. İşte çemberin merkezi var burada. Hop şunu da çizsek hocam. Bu da buradan geçer. Hatta bunu da çizsek hocam. Hop bu da buradan geçer. Bu da açı orta olmak zorunda yani değil mi? E hocam o zaman bu da açı ortaydır. Hocam bu da açı ortaydır. Yani şu açılar da birbirine eşit midir eşittir. Tamam bunları da yazdık. Bak işte çemberin merkezini artık kullandım. Sırada artık şu katlamayı kullandık ama katlamayı tam anlamıyla kullanamadık. Mı bilmiyorum bakalım isterseniz. E hocam Şimdi bu bir katlama ya. Katlamada da üst üste binen kenarlar birbirine eşit ya. Hocam şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Bak kenar eşitliği sıkıştığımız zaman kenar eşitliğini kullanıyorum. İkiz kenar bu. E, i̇kiz kenarda çizilen açı ortay aynı zamanda yükseklik değil midir? Evet. E, hocam burada da bak bu açı ortay. Bak dikkat et. Burada da hem açı ortay hem de yükseklik oldu. Aa, burada ne çıktı o zaman? Burası 90 derece bulduk, ki hep bulduğum bilgiye yoğunlaş. Bak burası 90 derece ise bu da açı ortay aynı zamanda. Yükseklik aynı zamanda açı ortay. Aklına ne geldi? İkiz kenar. Hocam o zaman bu kenarla da bu kenar kesinlikle ama kesinlikle eşittir diyebiliriz. E hocam o zaman burası da 70 derece mi oldu? Aynen öyle. Çünkü x kenar çıktı. E 70 iken burası da 70 oldu. Benden ne isteniyor? I, E, C. I, E, C. E 70, 70, 140 ise buraya da 40 derece kaldı. Çok da güzel bir soruymuş arkadaşlar. Hoş sorulardan biriymiş. Gerçekten şöyle baktığınız zaman verilen bilgilerin hepsini kullanabildiğiniz zaman olay bitiyor. Bak bir yerde takıldım. Neyi kullanmadık tam anlamıyla dedik. Katlamayı. Katlamada üst üste binen kenarların eşitliğini gösterince soru direkt kendiliğinden çıktı. Kendiliğinden akıyor. O yüzden hep diyoruz. Verilen bilgiyi kullan. Tamam mı kardeşim? Bunu sakın ama sakın unutma. Örnek 12 gerçekten çok hoş bir soruyormuş. Ve yanlış hatırlamıyorsam geçen sene de vardı bu. Biraz daha karışık çözmüştüm sanki. Şimdi daha iyi çok oldu. Geldik örnek 13'e. Evet bu videonun son iki sorusu. Yön bulma. Evet araştırmıştım böyle yön bulma şeyleri var internette arkadaşlar. Böyle kaç tane? Ee, bayağı var ya yön bulma. Bunlardan bir tanesi de bu. Bakalım şimdi neymiş? Kuzey yarım kürede. Yani bizim bulunduğumuz şeyde. Kuzey yarım kürede. Öyle vaktinde yere dikilen bir çubuğun gölgesinin ucuna birinci taş, e, belli bir e, be, e, birinci taş bir süre sonra oluşan gölgenin ucuna ikinci taş konur. Bakalım bir çubuk var arkadaşlar elimizde. Bakın bir çubuk var elimizde. Sonra bu çubukta ne oluyormuş arkadaşlar? E, yere dikilen bir çubuğun gölgesinin ucuna Hani şöyle bir gölge gelsin mesela. Şöyle bir gölge gelsin. Böyle bir gölge geldiği zaman buraya bir taş koydum. Sonra şuradan da yine bir gölge geldiği zaman arkadaşlar. Güneş batmaya yakın olduğu zaman şöyle bir gölge geldiği zaman da. Buraya da ikinci taş konulmuş. Hadi bakalım buraya da ikinci taşı koydum. İkinci taş konulur. Birinci taş solda, ikinci taş sağda kalacak şekilde kollarınızı açtığınızda. Arkadaşlar bu birinci taş, bu ikinci taş. Bakın birinci taş bu, ikinci taş bu. Sen tam bunun ortasında hadi bakayım bunun ortasında kal bakayım şimdi. Tam bunun ortasında. Şu gölgeleri anladık herhalde değil mi? Şunu siliyorum arkadaşlar. Birinci taş, ikinci taş. Tam bunun ortasında durduğun zaman, şöyle de bir insan çizeyim şöyle. Durduğun zaman kollarınızı açtığınızda açtığınızda sağ kolunuz doğuyu sol kolunuzda batıyı önünüz kuzeyi, arkanız güneyi gösteriyormuş. Evet, bu iki taşın tam ortasında kalıp kollarını açtığınız zaman ne oluyormuş arkadaşlar? Sağ kolunuz doğuyu, sağ kol burası, saçlar surda olsun şöyle. Sağ kol doğuyu, doğuyu, doğu, sol kol batıyı, önün kuzeyi, arkanda güneyi mi belirtiyormuş arkadaşlar? Evet. Hadi soruyu anladık. Tamam mı? Gökçen Evet Bu soruda da hanımın ismini kullandım. Hanım coğrafyacı olduğu için bu soruya yakışır dedim. Hanım buradan selamlar tekrar. Buradan gönderiyoruz selamı. Neyse ee, İçişleri Bakanı Gökçen yön bulma yöntemini kullanarak iki taşın tam ortasında durarak birinci taşı A ikinci taşı da B noktası olarak belirliyor. Bakalım. Şurada birinci taşı A olarak belirledi. İkinci taşı da B olarak belirledi. Ve bu iki taşın tam ortasında durmuş. İki taşın tam ortasında dursun bakalım. İki taşın tam ortasında bakın burada da bir Gökçen var, tamam mı? Gökçen var burada. Hadi şöyle Gökçen'i de çizeyim isterseniz. Şöyle 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 şöyle. Saçlar da şöyle. Sağ kol bu taraf, sol kol bu tarafı gösteriyor. Bak şunlar birbirine eşit. Neyse devam edelim. Sonra diyor ki, birinci taşı A, ikinci taşı da B olarak belirliyor. Sonra güneyde bir C noktası, doğuda da bir güneyde bir C noktası. Güney neresiydi? Arkası değil miydi arkadaşlar? Tam güneyi dediği yer hocam güneyi dediği yer şu çizgi üzerinde olmak zorunda. Çünkü sağ sol ön arka arkası sağ sola dik olmak zorunda değil mi arkadaşlar bir de. Bak doğu batı çizgisiyle güney kuzey çizgisi ne olmak zorunda dik olmak zorunda. Tam burada da ne yapıyormuş arkadaşlar şöyle bir nokta belirliyormuş. O noktada ne noktasıymış C noktasıymış. Hadi C noktasını da burada belirledik diyelim. Tamam. Sonra Doğuda da doğu neresiydi arkadaşlar? Doğu bu taraf. Doğuda da AB küçüktür AD olacak şekilde bir D noktası seçiyormuş. Hocam doğuda da AB küçüktür AD olduğuna göre B'nin biraz daha sağında olmak zorunda. Doğusunda olmak zorunda. Burada da bir tane ne olacakmış arkadaşlar? Bir D noktası seçecekmiş. Niye? AB AD'den daha küçük olacak şekilde dediği için D noktası burada oldu. Evet AC ile BD birbirine eşit oluyormuş. Bak şimdi. AC ile çiziyorum. BD birbirine eşit. Hocam, şu parça ile şu parçanın eşitliğini şöyle bir yazdım. Sonra CD ile AD eşit olduğunu fark etmiş. CD ile de AD'nin hemen CD'yi de çizelim. arkadaşlar. şu CD'yi de çizince, CD ile de AD birbirine eşitmiş. tamam. Hocam, şu parçayla da şu parça birbirine eşit diyor bize. Yani soruyu bize çizdirdi adam. E ne yapacağız? Buna göre oluşan ABC açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar bak sorudaki her bir bilgiyi koyduk. Ama burada şu 90'ını fark etmezseniz olay bitti. Bir tek soruda 90'lık yok değil mi arkadaşlar? O 90'lığı da nerede anladık? Öyle dikkat edin. Kuzey-güney çizgisiyle ee, doğu-batı çizgisi, doğu-batı çizgisiyle kuzey-güney çizgisi verilmişse bunlar nasıl kesişir arkadaşlar? Dik kesişir. Bunu unutmayın. Şu diki koymasaydık cevabı ulaşamazdık. Bak diki koyduk. Tamam. Aa diki koymuşuz. Çünkü bu güneyde olduğu için. Ne var burada arkadaşlar? Dik tabanı iki parçaya bölmüş. Aklına ne geldi? İkiz kenar. Hemen aklına gelen başına gelsin. Hemen hocam ikiz kenar oluşturuyorum. Hop şöyle. Yüksekliğin kollarında olacak değil mi böyle? Kollarında. O zaman yüksekliğin kollarında şöyle şöyle. Hocam şu parçayla şu parça ne oldu? Birbirine eşit işte oldu. A önceden alakası yerde işte vardı. Şimdi alakalar Oldu mu? Oldu. En küçük açıdan başlayayım. Hiçbir yerde açı yok hocam. Buradan soru çıkar mı? Çıkar kardeşim. En küçük x kenarlar olduğu zaman taban açılarına değerler yazıyorduk çünkü. En küçük açıdan başlıyorum. Ben buraya bir a açısı dersem x kenardan burası daha mı? A. Hocam iki açı yan yana geldi. Dayanamam. Yani burası nedir? 2a'dır. E burada da x kenarlık var. E burası da 2a'dır. Takıldık kaldık. Takıldığın zaman soruda bir bilgiyi kullanmamışsındır. Neyi kullanmadın? Adam sana şununla şunu birbirine eşit vermedi mi? Verdi. E hocam burası 2 a ise o zaman bu bir ikizkenar üçgendir. Bakın tekrar gösteriyorum. Şu bir ikizkenar üçgendir. Yani burası 2 a ise burası da 2 a olacak. Burası da 2 a olacak. Hocam burası 2 a ise şekil biraz böyle yan çizmişim. Bunun tamamı ne olacaktır o zaman? A olacak. Burası A ise buraya da A kaldı kardeşim. Olay bitti mi? Bitti. Bak 2, 4, 5. Toplamda 5A eşittir 180 ise e o zaman buradan A'yı kaç buluruz? 36. Hani 0 at 2 ile çarptı mı? A 36 oldu. Bizden ne isteniyor? A, B, C açısı. A, B, C açısı. Bizden de 2A isteniliyorsa 2 çarpı 36'tan cevap kaç çıktı arkadaşlar? 72 çıktı. İlginç bir soru. Yani böyle yeni nesil soru size çizdirtirler mantığında böyle de bir sözel soru oluşturdum. Gerçekten de böyle bir şey var arkadaşlar. Yön bulma hikayesi var. E burada yön bulmada neyi kullandık? İşte böyle ince ayrıntıları veriyoruz burada da bir şey öğrenmiş oldunuz. Doğu-batı çizgisi ile kuzey-güney çizgisi ne oluyormuş arkadaşlar? Dik kesişiyor. Bak oradaki dikliği yazmasaydık şurada soruyu aha, çözemezdik. Evet gençler, örnek 13 böylelikle 72 çıktı. Geldik örnek 14'e. Örnek 14 ne demiş? ABC üçgeninde B noktasının AC'ye göre simetriği. Bak, ABC üçgeninde diyorsa yine sözel bir soru. Hop şöyle bir ABC üçgenini çizelim arkadaşlar. Hemen çizdim. A, B ve C çizdik. Sonra diyor ki B noktasının AC'ye göre simetriği D noktasıdır. Bak simetriğinden bahsediyor. Aslında bir katlama işlemi de simetriği gibidir arkadaşlar. Simetriğini almadır. Ama burada simetriği demek ne demek biliyor musunuz? Sen bir noktanın bir doğruya göre simetriğini alırken hocam simetriğini alırken dik olacak ve bunlar birbirine eşit olacak. Bitti gitti. E o zaman burada bizden ne isteniyor? E, B noktasının AC'ye göre simetriği. B noktasının AC'ye göre simetriği diyor. Hocam B noktasının AC'ye göre simetriği dik olacak ve birbirine eşit olacak. Hop şöyle. Şurası dik olacak. Hemen yazdık. Ne oldu ya? Bir şeyler oldu ha. Şurası dik olacak ve şunlar da birbirine eşit olacak. Gösterdik mi? Gösterdik. Sonra burası D noktasıdır demiş. AB eşittir AC olduğuna göre AB ile de AC'yi birbirine eşit göstermiş e, BDC açısı böyle BAC açısı. BDC açısı lazım olacak. O zaman böyle bir BDC açısını da çizelim arkadaşlar. E, çizdik ama çizmeseydik de zaten hocam dik tabanı iki eş parçaya böldü. Aklımıza ne geldi? İkiz kenar geldi diyebilirdik. Neyse BDC açısından bahsetmiş. Aa hocam dik tabanı iki parçaya bölmüş. Ne var burada? Bununla bu ikiz kenardır hocam. Bitti mi? Bitti. Bakalım. Hocam bu x kenarsa o zaman zaten BDC açısından bahsediyor. Şuraya bir alfa dersem alfa ise x kenardan dolayı burası da alfa mıdır? Evet. E hocam ben şu x kenarlığı kullanacağım mı? Kullanacağım. E nasıl kullanacağım? Şurası alfa ise bir şeyler yapmalı. Bir şey yapmalı. İkinci bir bilinmeyene dalmayayım isterseniz. Alfa 90'sa burası 90 eksi alfa mı yaptı arkadaşlar? Evet. Çünkü bu ikisinin toplamı 90 yapacak. E hocam ben şuradaki açıya ulaşacağım. BAC açısına ulaşacağım. Dikkat ederseniz burası 90 eksi alfa ise da şu x kenar değil mi? Evet şu açının tamamı da 90 eksi alfadır. E sen bu açının tamamı 90 eksi alfa 90 eksi alfadan tamamından alfayı çıkartırsan burayı mı bulursun? Aynen öyle. Ya da bu 90 eksi alfa 90 eksi alfa ve bu açının toplamı şuraya x diyelim isterseniz. Yazıyorum 90 eksi alfa artı 90 eksi alfa artı x açısı toplamı 180 yapmalı. Hocam 180'ler gitti. X açısı da neye eşit oldu? 2 alfaya eşit oldu. Yani X 2 alfaya eşit oldu. E bizden de ne isteniyor? BDC. BDC. Yani alfa bölü BAC. Yani 2 alfa. Çünkü X açısını ne bulduk arkadaşlar? Şuraya X dedik. X'i de 2 alfa bulduk. Yani cevabımız ne yaptı arkadaşlar? 1 bölü 2 yaptı. Böylelikle örnek 14'ün cevabını da ne bulduk arkadaşlar? 1 bölü 2 bulduk. Ve ne yaptık? Bitirdik mi? Gençler evet örnek 14'ü de bitirince evet 3. orta tabara gelmiş bulunuyoruz. Evet bu derste işlediğimiz kısım ya ek çizimler kısımları çok önemli ama en fazla karşımıza çıkan ve Öseğmen'in de en fazla değindiği. Tabi bunların hepsini çok iyi bir şekilde bileceğiz o ayrı bir konu. Ama ek çizim deyince ilk yüksekliğe ayrı bir gözle bakacaksın. Bu dediğimi de sakın ama sakın unutma en önemli yerlerden birini işledik bu dersimizde arkadaşlar. Gerçekten ama gerçekten size çok katkıda bulunacak bundan sonraki geometri hayatınızda. O yüzden tekrar söylüyorum. Buradaki konu anlatımındaki bu sorularda anlamadığım bir şey varsa bir daha bak. Bir daha bak, bir daha bak. Anlayana kadar bak. Lütfen ama lütfen. Bu dediğim şey çok önemli. Ek çizimleri iyi bir şekilde kavrarsak bundan sonraki geometri hayatımız ayrı bir hayat olacak kardeşim. Evet gençler. Böylelikle ek çizimlerdeki ikinci bir videoyu da bitirmiş olduk. O zaman ne diyoruz? Üçüncü videoda yani orta taban videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.